Birçoğumuzda uçak korkusu var. Uçağa binmekten korkarız. Hele şimdi ekrana getireceğimiz bir şuursuzla aynı uçaktaysanız emin olun o korkunuz katlanarak artacaktır. Yolcular bilet kontrolünden geçti. Uçağa oturdular. Kemerlerini bağladılar. Uçak tam havalanacaktı ki telefonlarına bir fotoğraf düştü. Hepsinin hemen hemen bir baktılar ki havada yanan bir uçak görüntüsü. Yolcular tabii durumu hemen kabin ekibine bildirdiler. Apar topar uçak hemen park alanına çekildi. Tüm yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi. Tam 4 saatlik ne yazık ki rötara neden olan yabancı uyruklu bir yolcu çıktı. Airport üzerinden bir resim paylaştılar. Havada yanmaya başlayan bir uçak var. Güvenlik problemi sebebiyle bütün yolcuların uçağı terk etmesini rica ediyoruz. Uçaktaki yolculara yanan uçak fotoğrafı gönderdi. Ortalığı karıştırdı. Yabancı uyruklu yolcu yüzünden Trabzon-İstanbul seferi 4 saat rötar yaptı. Türk asıllı olmayan yabancı uyruklu 3 arkadaş. Herkesin ilgi grubuna bunu attılar. Saat 18'de Trabzon Havalimanı'ndan havalanacak uçağın yolcuları bilet kontrollerinin ardından uçağa alındı. Ancak koltuklarına oturup kalkışı bekledikleri sırada bir çocuğun cep telefonuna havada yanan bir uçağın görseli geldi. Uçaktaydık, herkesin ilgi grubuna bir fotoğraf geldi. Havada yanmaya başlayan bir uçağın fotoğrafı o da. O yüzden uçak görevlilerine haber vermek zorunda kaldım. Panik yaşayan yolcular durumu kabin ekibine bildirdi. Güvenlik problemi sebebiyle bütün yolcuların uçağı terk etmesini rica ediyoruz. Eşyalarınızla birlikte. Uçakta bir 10-15 dakika kimse hareket edemedi. Herkes panik, işte pilotlar çıktı, sakin olun, uçağı boşaltacağız falan dedi. Bunun üzerine aprona güvenlik güçleri çağrılırken uçakta güvenli park alanına çekildi. Kabin görevlileri emniyet birimlerine haber verince uçakta bomba araması yaptılar. Yolcular ve tüm bagajlar uçaktan indirildi. Bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı. Yapılan aramada herhangi bir olumsuz durum ve düzeneye rastlanılmadı. Bununla alakalı uçakta tedavili bir arama. Bütün yolcular indirildi. Güvenlik şeyi bittikten sonra tekrar uçağa bineceğiz. Korkuyla bekliyoruz. Uçak kalkacak mı kalkmayacak mı belli değil. Fotoğrafı atan şüpheli tespit edildi ve gözaltına alındı. Uçakta bu şekilde bir olay yaşanınca ister istemez insanlar şahıslara karşı tepki göstermek zorunda kaldılar. Uçakta paniğe neden olan yabancı uyruklu şüpheli telefona virüs girmiş olabilir diye kendisini savundu. Ama yolcular bu açıklamayı gerçekçi bulmadı. Yine 14 Ekim'de İstanbul'da yine aynı bir paylaşım yaptıkları konuşuluyor. Yolcuların tekrar alındığı uçak yaklaşık 4 saat süren işlemlerin ardından İstanbul'a hareket etti. Düşünün ki o yolcuların içerisinde hasta olabilir, bekleyenler olabilir, aciliyeti olanlar olabilir. Ona neden olan o şuursuzu o yolcuların eline vereceksin. En güzel çözüm, emin olun.